Manşete hoş geldiniz. Dün yoktum. Ee, kısa bir seyahatim vardı. Ondan dolayı yayın yapamadım. Özür dilerim. Devam ediyoruz. Hafta içi her gün aynı saatte karşınızda olmaya çalışıyoruz. Haftada 5 gün Manşet. Ee, siyaset Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla hareketlendi. Hareket e, kürsüye çıktıkça da liderler saçmalamaya ve e, zırvalamaya başladılar. Soruncusu Devlet Bahçeli'nin bölücü kebap çıkışçıydı bölücü kebapçılar sonra da bunu tevil etmeye çalıştılar çok çabuk unutuluyor bu tür şeyler fakat burada işte kayıt düşüyoruz biz yani her günü ayrı bir dosya yaparsınız emin olun önümüzdeki hafta Bahçeli'nin bölücü kebapçıları bugünden unutulduğu gibi hiç hatırlanmayacak başka şeyler devreye girecek tıpkı Erdoğan'ın saçmalamaları gibi ben devlet liderleri söz konusuysa ya da parti genel başkanları söz konusuysa kolay kolay e, böyle negatif bir kelime kullanma, e, kullanmam. E, asla ağzımdan küfür veya hakaret çıkmaz ama eleştirirken de üslubuma dikkat ederim. Fakat bir insan saçmalamışsa, bir insan zırvalamışsa bunun adı saçmalamadır, bunun adı zırvalamadır. Bunu nazik ifadelerle geçiştirecek halimiz yok. Kaldı ki Erdoğan ve Bahçeli'nin zırvalamaları... Zirveyi tutmuş durumda. Ve bunu, bunu kendi seçmenleri kendi tabanları da görüyor. MHP tabanı görmüyor mu? MHP'li milletvekilleri grup toplantısında Bahçeli'yi dinlerken, bölücü kebapçılar, işsizlik, işte efendim teröristtir bunlar, işsizliği artırıyorlar falan derken, ya bir dakika Sayın Genel Başkan ne yaptın sen şimdi? filan demiyor mu? Diyor. Diyor. Demelerinin nedeni şuradan belli. Bir, bu laflara sahip çıkamıyorlar. İki, tevil etmeye de çalışmıyorlar. Bana ne ya diyorlar yani Bahçeli çıkartmış bir şey işte. Kendi toplasın. Ve bunu toplamak da gene o Bahçeli'nin bir iki yalakasına kalıyor. Evet. Leman dergisi Ayşe Özdağ'ın hapis cezası yargıtayca onanan dördüncü derece kanser hastası. Ayşe Özdağ'ın infazının ertelenmemesini, Erdoğan'ın cezaevi, Özdoğan'ın cezaevine gönderilmesini bu şekilde bir kapak yapmış, bu karikatürle gündeme taşımış, ölümsüzleştirmiş. Ayuka çıktı feryatlar ama kapı duvar, ilgili sıralı yargı mensupları, adli tıp sorumluları ve siyasiler Hepsi sorumludurlar. Sosyal ağda ağlarda ses vermeyenler de yeni yeni son bir iki gündür öyleyse öyle, böyleyse böyle, tamamamam da falan filan diye böyle ulusalcı seferberlik tetkik kurulu unsurları dahil ben bu lafı ezbere söylemem, pek çok isim de ses vermeye başladı. Ee, onlar şöyle olsa da, onlar böyle olsa da diye. Gerçi sonra söyledikleri şu cümleye böyle girince, sonra söyledikleri şey düşüyor ayrı bir konu da. Fakat e, şu anlamda sevindirici umarız e, Topyekün bu ses verme hali, Topyekün bu isyan Ayşe Özdağ'ın e, özgürlüğüne kavuşmasına yol açar. Evet. Bir diğer konu da e, Kıbrıs'ta tutuklanan Bülent Ersoy'un orkestrası. Diyeceksiniz ki ne alaka? Şu alaka. Bakın Bülent soy müzisyenleri Kıbrıs'ta sahte PCR testi yapmaktan, sahte COVID testi yaptırmaktan veya bunu sahte belgeyle belgelemekten neyse işte uluslararası seyahat kuralları bellidir. E, yakayı ele vermişler ve e, hapis cezasına çarptırılmışlar. Gözaltına alınıp tutuklanmışlar falan. Sonra bunların bu orkestranın, kalabalık bir grup tabi. bu orkestranın her birinin, her bir üyesinin e, eline kelepçe takılıyor. Daha doğrusu bir başka polisle e, kelepçeleniyor. Ve tek sıra halinde, klasik Türkiye'de alışık olduğumuz, ki özellikle bu 15 Temmuz 2016'dan sonra uygulanmaya başlandı, e, tek sıra halinde, bir polis bir orkestra mensubu, bir polis bir orkestra mensubu birbirlerine kelepçelenmiş halde yürütülmüşler. Hürriyet gazetesinden Kanat Akkaya, ben yaşayıp yaşamadığından emin değildim. Varmış demek ki hala. Demirören'den maaş almaya devam ediyor. E, hayattaymış Kanat Akkaya. Bu vesileyle öğrendim. E, Bülent Ersoy'un orkestrası sahte PCR testi yüzünden KKTC'de hapse atıldı. KKTC polisi, orkestra üyelerinin her birini bir memura kelepçeleyip tek sıra halinde yürüterek çıkartmış kameraların karşısına. Ne yapmış bu müzisyenler? Azılı suçlu gibi, savaş esiri gibi gezdirmek normal mi? Yiyorsa kendi ülkende böyle yazsana kendi ülken için. Sıkıyorsa. KKTC polisi olunca yavru vatan. Anası neyse yavrusu da o. Sıkıyorsa Soylu'nun, Süleyman Soylu'nun polislerini bu şekilde eleştirsene. Hürriyette kocaman koymuş. Ne yapmış bu müzisyenler? Ne yapmış bu ev hanımları? Ne yapmış bu öğretmenler? Ne yapmış bu akademisyenler? Ne yapmış bu gazeteciler diye sorsana? Ben de söylüyorum işte. Bakın bu haber gene Oya Armutçu imzalı Hürriyet'ten bir haber ki bu muhabiri de uzun yıllardır bilirim Ankara'da yüksek yargı muhabirliği yapar. Oya Armutçu o da her şeyi biliyor da işte yerse yemezse. Belki 30'la yakın muhabirliği var kadının. Emekli maaşına bloke konulamaz. Neymiş? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu milyonlarca emekliyi ilgilendiren çok kritik bir karara imza atmış. Sevsinler. Yahu emeklilik maaşına kimse el koyamaz. Kutsaldır. Bloke edemez. İptal edemez. Haktır. Yani ne suç işlemiş olursa olsun, mahkum olsun, hükümlü olsun, tutuklu olsun vesaire. Bunun tescili, bunun tespiti için yargıtay kararı mı gerekiyor? Puh! Ama işte böyle şey yapıyor. hep sonra bunu uygulayacaklar mı? Kanun devletiymiş. Ne kanun ne anayasa. Girişte söyledim. İzzet Ulvi Yönter diye bir şebelek var. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı sıfatı veya kartviziti viziti taşıyor. Arge başkanıymış bir de. Niye öyle dedim? Ben herkese kolay kolay demem e, biliyorsunuz. Çünkü bu şahıs e, önüne geleni tehdit ediyor, önüne geleni hedef gösteriyor. E, eşiyle, çocuğuyla, karısıyla, kızıyla, küçük çocuğuyla tehdit ediyor. En son Avrasya Anket'in başındaki kişiyi tehdit etmişti. Belki hatırlarsınız. Ee, bahçeli bölücü kebapçılar deyince işte oturmuş kebap yiyen HDP'lileri falan veya işte e, kandil unsurları, PKK'lıları yan yana koyup şey demiş işte bölücü kebapçılardan kastımız bu. Beheş berek. Senin genel başkanının lafı çok açık. Bir kere promptura bakarak konuştu. Yani yazılı bir metinden konuşuyordu. Ağzından kaçan bir laf değil. Metni kim hazırlıyorsa git ona e, çemkir. Bakın metin bu. Bu Bahçeli'nin konuştuğu metin. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır diyor. Ne PKK diyor ne HDP diyor ve bu cümleden ne PKK çıkar ne HDP çıkar. Teröre yardım yataklık yapan Türkçe'ye giriş dersi. Birinci sınıf, birinci gün, birinci saat. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların İşsizlikte payı vardır. Nerede PKK, nerede Kandil, nerede HDP? Kebap yiyenleri mi kastediyor burada? Kebapçıları kastediyor. Kebap yapanları kastediyor. Kebap dükkanı işletenleri kastediyor. Yazılı metin önünde prompter'da akan metin. Yani birileri yazmış, birileri promptura yüklemiş. Bir şekilde zaten bilmesi gereken bayağı bir insan biliyor Bahçeli'nin konuşma metnini. Bahçeli de şıftırtıyor. Metin akarken aynen onu da okuyor. Öyle ağızdan kaçan bir laf değil. Zırvalar ve zırvalarda zirve derken ezbere söylemiyorum. Al, alın başka bir zırva. 110 bin gencimiz daha yurtlara yurtlara yerleşecek. Ben dün manşeti yapamadım ama manşetlere baktım. Bu sabahın dünkü manşetiydi. Ne diyor? Başkan Erdoğan, yurt sayımızı 190'dan 774'e çıkardık. 110 bine aşkın yeni yatakla yurt sorununu tamamen çözmüş olacağız. Hani yoktu yurt sorunu? Hani yoktu? 110 bin gencimiz daha yurtlara yerleşecek. Kaldı ki 110 bin genci yurtlara yerleştirdiğinde sorun bitmeyecek. Ama ne diyordun dün dile belki gün? Böyle bir sorun yok diyordun. Zırvalar ve saçmalar. Dünkü hadiseydi. Büyükşehir Belediyesi hangi vakıf olduğunu TÜGVA onun bile ismini veremiyor. Büyük Ada Vapur üst katının yerel seçimlerden sadece 9 ay önce AKP yönetimi tarafından bir vakfa aylık 2000 TL'den kiralandığı ortaya çıktı. Buranın ikinci katı, üst katının 2000 TL'ye aylık kiralandığını düşünün. Hele şu anda İstanbul'da artık kiraları falan hesap ediyoruz. Neyse iskelenin üst katını TÜGVA'ya kiralamışlar. Bu Erdoğan'ın ailesinin vakfı. Eğitim faaliyetleri aldığı altında götürme, götüren vakıflardan biri. Neyse sonra mahkeme kararı çıkmış burayı boşaltın diye ve mahkeme kararını TÜGVA uygulamadığı gibi Süleyman Soylu'nun polisleri desteğe gitmişler ve büyükşehir ekiplerini ve işte ne bileyim şeyleri ee, püskürtmüşler. Eee... zabıtaları, işte neyse artık avukatları mı gitti Büyükşehir'in falan. Tabi şu, şu soruluyor. Ya yarın öbür gün bunlar iktidarı da teslim eder mi etmez mi ne olur? Şimdi oraya geliyoruz. Bahattin Yücel eski Kültür Turizm Bakanlarından Büyükada iskelesini kesinleşmiş tahliye kararına karşın boşaltmayan TÜGVA örneği düşündürücü seçimden sonra ne yaparlar acaba? Ya seçimden sonra ne yaparlar acaba? Öyle o koltukları kolay terk edeceklerini mi zannediyorsunuz? Evet. Erdoğan demiş ki grup toplantısında ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçmeleri kendileri için daha hayırlı, daha iyi. Kime diyor? Muhalefete söylüyor. Yani diyor ki siz diyor artık diyor. Yani size bir şey biçtik. Bir rol biçtik. Size bir, sizin bir işte ne bileyim benim meşruiyetim için bir fonksiyonunuzun olması gerekiyor. O fonksiyonda nedir? Bu ülkede seçim olacak göya. Bu ülkede medya olacak göya. Bu ülkede muhalefet olacak göya. Bu ülkede işte parlamento olacak göğ ya, bu ülkede anayasa olacak gö ya, bu ülkede kanunlar olacak kanun devleti olacak göğya ya, dışarıya karşı meşruiyet po şey yapma pompalamam için meşru olduğumu anlatabilmem için bu unsurlara ihtiyaç var. Ama diyor yönetime falan talip olmayın ha, o iş bende diyor. Daha ne desin yani? Bakın çok değil. Temmuz ayında iki ay, iki buçuk ay önce ne demişti? Erdoğan 3 ay önce. Ne demişti? Biz istikametini kaybetmiş olanlara memleketi teslim edemeyiz. 8 Temmuz. O gün de bunu mevzu etmiştim. Gitmezler gidemezler. Ülke onların malı. Boğazlarına kadar batmış durumdalar. Teslim etmezler. Memleketi teslim edemeyiz diyor. Aynı noktada Erdoğan. Ya size bir rol biçtik. Yani ne demek şimdi ülke yönetimi, başkanlık, cumhurbaşkanlığı, hükümet, parlamento Girmeyin o işlere diyor. Ya daha ne desin adam? Nasıl kendini ifade etsin? İşte iskelenin üst katını boşaltmayan Erdoğan'ın aile vakfı Bilal Erdoğan vesaire TÜGVA örneği ve rejimin polisleri savunuyor bunu mahkeme kararına karşı. Çekmiyoruz diyor. Kim kimi işgal etmiş? Kim kime baskın yapmış? Kim nereye çökmüş? Buyurun hesap edin. Fakat biraz nefes aldırayım size. Trump'ın basın sözcüsü Fox News'u nasıl kullandıklarını anlatırken demiş ki CNN canlı yayınında, e, resimdeki kadın, istediğimizi elde etmek için gittiğimiz yerdi diyor Fox News ki hatırlayın Fox News e, Trump'ın ana kanalıydı. Sürekli onu seyrederdi ve e, Fox News'ta Trump e, pohpohlanır dururdu, e, sert bir muhalefet yaptı da hiç görülmedi. İstediğimizi elde etmek için gittiğimiz yerde diyor Fox News, Trump'ın basın sözcüsü. Bize karşı sert olmadılar. Sadece söylediklerimizi alıp yaydılar. Bunlara ortak olduğum ve yalan söylediğim için pişmanım. İşte yarın herkes bugünkü bu yönetimi böyle satacak. Kendi basın sözcüsü Trump'ı nasıl sattıysa AKP'yi de böyle satacaklar. Yusuf Ziya Özcan demiş ki eski YÖK Başkanı AK Parti'nin gidici olduğunu nihayet anlayan bürokratlar da bana ne olacak korkusu başladı bile. Hukuk çerçevesinde hesap vermeye şimdiden hazırlansınlar. İnanmayacaklar ama onun bunun isteğine göre, unuttukları hukuk kurallarına göre hesap verecekler. Eser Karakaş'ta Yusuf Ziya Hoca'nın ne kadar haklı olduğunu bir sene sonra herkes görecek diyor. Satacaklar. Şimdi dönelim saçmalara ve zırvalara. Cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı AKP grup toplantısında cumhurbaşkanı olarak falan da karşılanıyor. Yani yani AKP genel baş her şey, varlık fonu başkanı, her şey Erdoğan. Neyse, diyor ki, biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor, gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Burada CHP'ye yükleniyor. Halbuki ilk dört maddeyi değişebilir, değiştirelim diyen kendi meclis başkanı eski İsmail Kahraman'dı. Milli mücadele geleneğinden gelen AK Parti'ye aparatlanmış bir isim. Dindar anayasa yapalım ilk dört madde değişebilir diyordu. Erdoğan bunu almış Kemal Kılıçdaroğlu'na yamamış ki yani CHP'den ve Kılıçdar Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir sıkış hatırlamıyoruz biz. Ya gerçekten ciddi bir mental problem var. Yani ee, ilk ben mi kullandım bilmiyorum ama e, doğru kelime budur ve daha sonra bu kelime de yayıldı muhakeme yeteneğini kaybetti Erdoğan muhakeme şimdi bu çok önemlidir eski bir kelime ama <laughs> Türkçe'de bunun yerine koyabilecek bir kelime yok muhakeme şu yani verilerle yaşanan gelişmelerle akan bilgilerle e, ve gözlemlerle yani beş duyu organıyla falan insanın ...bir hüküm vermesi ve yön tayin etmesi. Ağzından ona göre lafların çıkması, ona göre imza atması, ona göre yönetmesi, ona göre araç kullanması vesaire. Beş duyu organı aktif ve aynı zamanda kendisine gelen, akan e, bilgi, deneyim, neyse tecrübe, rapor falan filan bunların hepsini harmanlayıp... E, ...muhakeme etme. Yön tayin etme ve yol yürüme. Bu... Bunu kaybetti Erdoğan. Sabah dediğini akşam unutuyor. Akşam söyleneni sabah hatırlamıyor. Ve ciddi bir hafıza problemi yaşıyor. Ayrıca fiziken nasıl düştüğünü de herkes görüyor. Şimdi diyor ki bazıları ben sosyal ağlarda görüyorum. Ya işte bunu gündeme getirip durmayın. İki şey söyleyeceğim. Bir, sıkıldık artık. Hayır. Bu çok önemli bir meseledir. Ve Erdoğan'ın sağlığı kötüdür arkadaş. Fiziken de kötüdür, Zihnen de kötüdür. Muhakeme yeteneğini kaybetmiştir. Psikolojik olarak, ruhsal olarak, hafıza olarak, zihin olarak ülke yönetme ehliyetine sahip değil. Bağımsız bir şeye girse büyük ihtimalle böyle bir şey çıkacak. Gözleme dayalı söylüyorum. Tam teşekküllü bir hastaneden rapor almaya kalksa bu kişi ülke yönetmeye ehil mi değil mi? Çünkü astı astı kesti kestik imzasıyla her şey değişiyor. Çok çok büyük bir olasılıkla negatif karar çıkacak. Ama böyle bir yere gitmeyecek tabii Erdoğan. Ayrı bir konu. Konuşulmasın bu. Niye konuşulmasın? Neyi konuşacağız biz? Neyi konuşacağız yani? İki, ya işte efendim bu hep söyleniyor. E olmadı bak görüyorsunuz. Kanser dendi, atlatamaz dendi, kötü gidiyor. Yahu evet kanser, evet çok etkin tedavi görüyor, evet bir sürü belki destekleyici şey görüyor, saraya hastane kurdu, her gittiği yere seyyar hastane taşıyor, ambulanslar sağlık görevlileri vesaire, yurt dışı dahil, kendinden önce sağlık görevlileri, doktorlar, destek ekibi gidiyor. Siz zannediyor musunuz yani Erdoğan'ın konvoyunda bir tane ambulansla bu iş bitiyor? Hayır. Yürüyen hastanelerle geziyor ki zaten e, herhalde Türkiye'nin en iyi hastanesinde de saraya kurdu. Kendisi için özel. Bütün uzmanları, hani o kimyager İbrahim Saraçoğlu diye bir adam vardı, televizyonlara çıkmıyor artık. Onu da bağladı kendine. Onun artık ile veya artık kürleriyle, bitkisel şeyleriyle filan e, bir şekilde ayakta durmaya çalışıyor, bilmiyoruz. Net görülüyor bu. Tamam ilk yıllarında bu hissedilmemiş olabilir, ilk yıllarında güçten kuvvetten düşmemiş olabilir, ilk yıllarında muhakeme yeteneğini yitirmemiş olabilir ama şu anda net görülüyor ve bunun iyileşmesi de çok mümkün görünmüyor. Eski fiziki özelliklerine, eski mental kapasiteye erişme ihtimali gözükmüyor. Ve muhtemelen Erdoğan'ı sansürlemeye devam edecekler. Erdoğan'ı biraz daha gözden uzak tutacaklar. Basket oynuyormuş gibi görüntülerde olduğu gibi yaptıracaklar. Yani yarın öbür gün Erdoğan'ın ruhunu teslim ederse emir olun günlerce bu açıklanmayacak yani. Göreceksiniz. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu da bunun üzerine demiş ki AK Parti'nin ileri gelenleri anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini talep ediyor. Erdoğan benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almalıdır. Hem de hemen. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği nokta açısından önemli fakat çok geç kaldı, çok geç kaldı, çok geç kalındı. Ee, evet, bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almalı ama biraz evvel anlattığım çerçevede kendi sağlığını, kendi tedavisini götürün, götüren götürmeye çalışan birinin böyle bir şeye tevessül etmeyeceğini herkes tahmin eder. Erdoğan da prompturdan konuşarak cevap vermiş işte. Asıl sana yani o ona yani asıl senin sağlığın iyi değil, asıl sana müdahale gerekiyor falan gibi. Ama dikkatinizi çekerim. Erdoğan'ın cevapları da prompturdan yani ezbere söyleyemiyor. Evet. Bakın tek adam iktidarında çok enteresan bir haber getireceğim size. Mesut Hasan Benli imzalı Hürriyet'in iç sayfasından bir haber. Haberin başlığını okuduğunuzda haberle ilgili hiçbir fikir vermiyor. THK kayyum heyeti başkanından ikinci başvuru. Ne bu? Yani THK başkanı bile diyemiyor. THK kayyum heyeti başkanı diyor. İkinci başvuru. Ya böyle başlık mı olur? Ha haberi okuduğunuzda biraz anlıyorsunuz. Türk Hava Kurumu kayyum heyeti başkanı Cenab Aşçı, 1 Eylül'de verdiği istifa dilekçesine ilişkin Mahkemenin bir karar vermemesi üzerine ikinci bir başvuru yaptı. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019 yılında Cenap Aşçı ile birlikte 3 kişiyi THK kayyum heyeti olarak atamıştı. Aşçı 4 Ekim'de mahkemeye yaptığı yeni başvuruda THK'da işlemlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için hakkında ivedilikle karar verilmesini arz ve talep ederim dedi. Adam istifa etmeye çalışıyor, edemiyor. Bu kadar basit. Başlıkta bu. Şu okuduğundan bile ortalama bir Türkçe bilgisine sahip kişi pek bir şey anlayamayabilir. Ama haber yazamıyorlar işte yani korkudan. Tek adam şeyisi bu. Yani yarın öbür gün tek adam rejimi nedir diye bir sempozyum düzenlense, bir çalışma yapılsa bunu koyacaksınız işte. Tek adam rejiminde kimse istifa edemez kardeşim. Affedilebilir görevden. Ben istersem alırım, istersem atarım tek adam rejimi budur. Türkiye'deki sistem başkanlık başkanlık sistemi değil. Başkanlık sistemine kurban olsunlar. Türkiye'deki sistem tek adam sistemi, tek adam rejimi. Başkanlık sistemi kötü değildir. Parlamenter sistem de kötü değildir. Düzgün ihtas edildikten ve düzgün uygulandıktan, düzgün yönetildikten sonra, denge denetim olduktan sonra, kuvvetler ayrılığı olduktan sonra, fikir hürriyeti, hür basın olduktan sonra Türkiye'deki sistem başkanlık sistemi değil. Türkiye'deki sistem tek adam rejimi. Türkiye'deki sistem anayasa sorunu değil. Türkiye'de mevcut anayasa uygulanmıyor ki. 8 yıldır rafa kalktı. Türkiye'de Türk ceza, Türk ceza kanunu uygulanmıyor. Hamile kadınlar tutuklanıyor. Yahu Türk ceza kanunda böyle bir şey yok. Hamile kadının hükmü ertelenir diye bilakis madde var. Yargıçlar, savcılar bu maddeyi çiğniyor. Mer'i kanunlar, anayasa uygulanmıyor. Ve ne zamandır bu böyle? Zannediyor musunuz ki yarın yaptıkları yeni anayasaya uyacaklar? Türkiye'deki rejimin adı başkanlık sistemi değil, anayasal demokratik bir sistem, hukuk düzeni falan değil. Türkiye'deki sistem tek adam rejimi, tek ajan, adam sistemi. Tabii hiçbir tek adam, hiçbir tek adam ben tek adamım demez. Hiçbir diktatör ben diktatörüm demez. Bilakis hepsi ülkelerinin ne kadar demokratik olduğunu, anayasal bir devlet olduğunu söylerler, seçim yapıldığını söylerler, ülkelerinde muhalefet olduğunu söylerler, çok sayıda parti olduğunu söylerler, çok sayıda medya mecra olduğunu söylerler. Söylerler babam söylerler. Ne diyecek adam ben tek adamım mı diyecek? Ne diyecek adam ben diktatörüm mü diyecek? Diyor zaten bak işte ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçin diyor muhalefete. Gene dedi 8 Temmuz'da yani bundan 3 ay önce biz diyor istikametini kaybetmiş olanları memleketi teslim edemeyiz. Daha ne desin tek adam? Ben tek adamım diyecek hali yok. Böyle diyor işte tek adam olduğunu böyle teyit ediyor. Bakın İstanbul'da ev kiralamada artık açık artırma yöntemi gelmiş. T24 sitesi siteden habere bakabilirsiniz. 4000 TL'ye kiraya verilen bir evin kirası 15000 TL'ye çıkmış. Yani bir eve birden fazla talip varsa teklif alıyorlar efendim emlakçılar. Ve en iyi teklifi verene evi kiralıyorlar. Bununla da açık artırmadır. Gelsin tanzim satış aracımız. Evet iş buraya doğru gidiyor. Fakat çok tuhaf bir şey oldu yandaşlar da çuvalladılarken e, fiyatları karşılaştırayım derken çok tuhaf bir şey oldu. Erdoğan'ın fiyatlar gayet gayet mankul, makul dediği, işte bin kadar market açacağız falan dediği ülke genelinde tarım kredi kooperatiflerinin fiyatlarının Migros vesaire gibi normal marketlerle ya aşağı yukarı aynı Hatta bazı ürünlerde daha pahalı oldu. Bazı çeşitlerde daha pahalı oldu. Bazı çeşitlerde de 3-5 kuruş daha ucuz oldu falan ortaya çıktı. Yani bir farkın olmadı ortaya çıktı. Bazı ürünleri, bazı malları tarım kredi kooperatifleri, Migros vesaire gibi marketlerden daha pahalıya satıyor. Bazı şeyleri, malları aynı fiyattan satıyor bazılarında belki biraz daha ucuza satıyor. Ayrıca yani Erdoğan fiyatlar makul diyebilecek durumda biri değil ki. Temel gıda maddelerinin hiçbirini almamış. O sepette yok. Temel gıda ürünlerinden hiçbiri yok Erdoğan'ın market sepetinde. Önüne ne geliyor? Saraflardan topladı işte. Dostlar alışverişte görsün. Erdoğan uzun yıllardır alışveriş yapmıyor. Erdoğan market bakkal fiyatlarının ne olduğu hakkında bir fikir sahibi değil. Bir kere kendi alışverişini yapmıyor. Artı Erdoğan alışveriş yapmıyor. Erdoğan para harcamıyor yani. Çünkü Erdoğan her şey için buyuruyor ve zaten onun için mekanizmalar çalışıyor. Neye ihtiyacı varsa bunu söylemesi yetiyor. Erdoğan alışveriş yapmıyor. Karısı da yapmıyor. Sorsanız bilemez fiyatları. Anlatamaz. Kıyaslayamaz da. Çünkü uzun yıllardır yapmıyorlar bunu. Yani belki 30 yıldır, belki daha fazla yapmıyorlar yani. Sıradaki e, karemiz e, Levent Börek'ten. İbrahim Varlı, Bir Gün Gazetesi'nin yayın koordinatörü paylaşmış. E, i̇şte efendim, e, iki parça börek 18 TL. Evet. Levent'den bir karikatür. Diyanet İşleri Başkanı ve işte Yargıtay Başkanı ile falan yan yana dua ederken. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafa sesi. Yüce Allah'ım ne olur layıklık bu senede yıkılmasın. Seneye çok çalışıp bu işi de çözeceğim. Amin. Harika yani. Durum bu. Başak Demirtaş eşiyle 19 aydır açık görüş yapamadığından yakınmış. Pandemi bahanesiyle sadece Başak Demirtaş değil cezaevlerinde açık görüş yaptırılmıyor. Onu da Covid'e bağladılar. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Erdoğan'ın eski gücünü yeniden kazanması, AKP'nin eski oyunu yeniden alması imkansıza yakın görünüyor demiş. Aynen öyle. Hatta Said Sefa Konda anketini paylaşırken Erdoğan'ın bir sonraki seçimi kazanmasını istemeyenlerin oranının %64 olduğu notunu düşmüş. Bir şeyler çevirmeye kalkmazlarsa bir devrin sonuna gelindi diyor. Evet. Doğruya doğru. CHP'li atıcı Cumhur büyük ihtimalle e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemiş. Katılmıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu sanki önden koşan bir tavşan gibi şu anda hani atletizmde olur ya, e, yıpratılmak için ön plana çıkarmış gibi görülüyor. Ben asıl adayın geride tutulduğunu, saklandığını e, düşünüyorum. O arada Fikret Bila yazmış. 6 partinin görüş birliğine vardığı 10 madde arasında güçlü parlamento, özgür medya, siyasi ahlak yasası falan gibi şeyler var da KHK yok. KHK olmadan yaptığınız şeyin hiçbir manası yok. KHK olacak yani. Hoş siyasi ahlak yasası, YSK'da yenilenme, tarafsız, bağımsız, yargı, güçlü parlamento. Bunlar olunca KHK'ların hakkı iade edilir ama KYK'ları sonuçlarla beraber ortadan kaldırmadıkça ilk haftada bunu yapacaksınız. Ee, bu işin gecikmeye tahammülü yok. Samiyetinizden kuşku duyulur. Evet. Diyeceğim bu. Şunu unutmayın. İçeride dedikodu artmış durumda. Ve artık e, Erdoğan'ın sağlığını toplayamıyorlar. Erdoğan'ın sağlığını toplayamadıkları gibi iktidarın, iktidarı da artık yürütmekte, götürmekte ve ee, idare etmekte çok güçlük çekiyorlar. Bu iş böyle yani. Ee, götürülemez bir halde. Gerek fiziken, gerekse normalde idari ve siyasi olarak o açıdan e, Bekir Ağırdır haklı eski gücünü hem fiziksel hem de siyasi olarak yeniden kazanması mümkün değil. AKP'nin eski oyunu yeniden alması, alması imkansız. İmkansıza yakın demiş ama imkansız. Tabi yeni bir fırıldak çevirmezlerse Ondan dolayı zırva tevil götürmez derken biraz da kastettiğimiz bu. Zırva tevil götürmez. Ve bir anonsla kapatıyoruz. Sıradaki haberimiz bu. Akın İpek biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Akın İpek'in eşi ve kızı e, Melih Kökçek ve oğlu Osman'ın e, hış, e, hışmına uğramıştı, saldırısına uğramıştı. E, ve o günlerde... E, Attığı tweette Akın Bey e, tripodumu aldım e, yayına başlıyorum demişti. Ben de bu ekrandan kendisiyle görüşmeden bir diyalogumuz da yoktu o günlerde yani. Mesajlaşmamız vesaire gerçekten emin olun buna. Ya Akın Bey tripodunuzu almanıza gerek yok bizim ekranımız, e, stüdyomuz size açık demiştim. E, sağ olsun döndü ve dedi ki peki e, kabul etti ve e, cumartesi sabahı saat 11'de Akın Bey ile bütün bu konuları son yaşanan bu tatsız hadiseyi ve elbette kendi dava maratonunu Türkiye'de ne oluyor, uluslararası arenada işler nasıl yürüyor kendi sesiyle, kendi görüntüsüyle söyleşeceğiz. Cumartesi günü saat 11'de. Umarım çok büyük ilgi görecek. Çünkü Akın Bey'le bu çerçevede ilk televizyon söyleşisini Aralık 2014'te yapmıştık. O gün medya grubumuz vardı Türkiye'de ve bu söyleşi Kanal Türk ve Bugün TV'den yayınlanmıştı YouTube'da da bulabilirsiniz. Aralık 2014. O günden bu yana yaklaşık 7 yıldır e, ikinci televizyon söyleşisini e, vermiş olacak Akın İpek. Dolayısıyla hiçbir yere söz vermeyin. Cumartesi saat 11'de e, Akın İpek'in e, söyleyeceklerine dikkat kesilin diyorum ve bu anonsla bugünkü manşeti noktalıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.